Yönetimin ekonomik adımlarına övgülere yer vermesi bekleniyor Biden bugünkü konuşmasında. Aslında bir anlamda bu önümüzdeki haftalarda açıklaması beklenen 2024 başkanlık adaylığı için de bir kez daha yarışma kararını hazırlık denebilir. 2024 yarışına hazır olduğunu açıklayan bir başka isim de eski başkan Donald Trump'tı. Hatta önümüzdeki hafta sonu ilk seçim kampanyasına başlayacağı da bildiriliyor. Neler yapacak Trump? Trump öncelikle yeni 2024 için tekrar Biden'ın karşısına çıkacak mı çıkmayacak mı? Öncelikle parti içinden kendisine olan desteğin geçmişte 2020'de olduğu gibi olmadığı, bir öncekinde 2017'de gibi olduğu gibi olmadı. Aynı zamanda 2020'de olduğu gibi olmadığı belirtiliyor. Yani burada Trump kendisini destekleyen bir grup önemli cumhuriyetçiyle yola çıkacak, öyle görünüyor. Bunların arasında yine Güney Carolina senatörü Lindsey Graham'ın da burada olacağı belirtiliyor. Aynı zamanda hem Güney Carolina'da hem de New Hampshire'da yapacağı iki miting, buradaki mitinglerle birlikte kendi adaylığını da açıklayacak ve destek isteyecek. Ama tabii cumhuriyetçilerden Trump'ın bu hamlesine çok yakın destek vermeyenler de olacağı belirtiliyor. Biraz önce de dedim, bir 2020'de işte ondan önce 2016 seçimlerinde Trump'a fon sağlayanlar, destek verenler, bağışçılar bu seçimlerde 2024 seçimlerinde çok istekli değil diyorlar. O açıdan bu biraz Trump açısından düşündürücü. Tabii karşısında yer alacak eskiden beraber çalıştığı Nikki Haley, Birleşmiş Milletler eski büyükelçisi, aynı zamanda Tim Scott senatör. Bunların da Trump'ın karşısında olabileceği güçlü adaylar olduğu belirtiliyor. Yani şu anda Trump adaylığını açıklayacak, yeni planını açıklayacak. Özellikle demokratlar Trump'ın temsilciler meclisindeki anlaşmazlığı, borç limiti anlaşmazlığında önemli rol oynadığını düşünürse Trump'ın adaylığı yine Cumhuriyetçi Parti içinde ön plana çıkacak konulardan birisi. Bunun karşılığında Biden tekrar aday olacak mı? Bunun sinyalleri zaten senin de dediğin gibi veriliyor. Bugünkü konuşmasında da onun ipuçlarını alacağız. Ama esas olarak 7 Şubat'ta ulusa sesleniş konuşmasında sonra harekete geçmesi belirtiliyor ki bir dizi toplantı ayarlandı. Biden'ın eski bağışçılarını, özellikle zengin demokratlarla New York'ta ve Philadelphia'da yapılacak toplantılarla 7 Şubat'tan sonra iki rally ayarlandı. Bu toplantılarda bağış toplanması bekleniyor ve Mart ayı gibi bu bağışların iyice hızlandırılması söz konusu. Bir bağışçının yaptığı açıklamada böyle. Geçtiğimiz seçime baktığımızda belki tarihin rekorunu kırmıştı. 1 milyar doları aşkın bağış toplamıştı. İşte Biden'ın da ulusa sesleniş konuşmasından sonra Trump'ın karşısına çıkması bekleniyor. Mehtap Çolak Yılmaz. Serdar Cebe aktardı. Amerika Başkanı Biden'ın gündeminde de bugün Amerika ekonomisinde gelen olumlu veriler var. Büyük bir konuşmaya hazırlanıyor ve 2024 başkanlık yarışı içinde hazırlıklar tamamlanmış görünüyor. Eski Başkan Trump cephesinde ve Biden'da da. Serdar, teşekkürler.